faşist 129 yasalarına karşı direnişi açlıklarıyla büyütenler. Merhaba halkımız, merhaba Umut TV izleyenleri. Bugün 9 Kasım Perşembe günün haberleriyle Berlin açlık grevi çadırından karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Tutsak grup yorum emekçileri Betül Varan, Sultan Gökçek ve Merve Kurt, Almanya'da faşist 129 AB yasalarına karşı süresiz açlık grevinde olan Eda Deniz Haydaroğlu, Sivil Sevimli Ilgın Güler ve Lena İleni Açıkgöz için 15 günlük destek açlık grevinde. Sevda Kurban 7 günlük destek açlık grevinde. Hüseyin Karaoğlan süresiz açlık grevinin 60. gününde. Hüseyin Karaoğlan, kuyu tipi olan S ve Y tipi hapishanelerin kapatılması için 60 gündür hücre hücre eriyerek direniyor. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Londra'da Filistin için eylem. Palestine aksiyon aktivistleri işgalci İsrail'e silah satan Fransız savunma ve güvenlik şirketi olan Thales'in Londra'daki merkez binasını kırmızıya boyadı ve Filistin bayrağı açtı. Almanya'da 129 AB yasalarına karşı süresiz açlık grevi direnişi devam ediyor. Eda Deniz Haydaroğlu 238, Ilgın Güler 187, Sevil Sevimli 182, Lena İleni Açıkgöz 122 gündür Almanya'daki faşist 129 AB yasalarına karşı ve de demir tutsakların özgürlüğü için süresiz açlık grevinde. Berlin'de meclis önünde eylem yapıldı. Faşist 129 yasaları kaldırılsın komitesi 9 Kasım Perşembe günü Berlin'de meclis önünde tek kişilik bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde Eda Deniz Haydaroğlu'nun ve tüm açlık grevi direnişçilerinin talepleri anlatıldı. Almanya Bünde'de açlık grevi direnişçisi Eda Deniz Haydaroğlu için ve kanser hastası grup yorum emekçisi İhsan Cibelik için pankart asıldı. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün günü Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direnişin önderlerinden olan Ömer Muhtar'ın bir sözüyle bitirmek istiyoruz. Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım. Yarın tekrar Umut TV'de günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.